Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, 2024'ün Mart ayı yorumlarıyla karşınızdayım. E, bu ay e, 10 Mart'ta gerçekleşecek Balık Burcunda bir yeni ayımız var öncelikle. Bir de tabii ki tutulma mevsimimiz geldi artık. E, 25 Mart 2024'te Terazi Burcunda e, bir ay tutulması gerçekleşecek. E, her ikisinin de burçlara, burçlara olan etkilerini tek tek anlatacağım. E, şimdi. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olur bildirim zilini açar beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Gerçekten kanalım sizlerin sayesinde büyüyor. Elinize emeğinize sağlık şimdiden diyorum. Bir de kampanyamızdan yararlanmak isterseniz whatsapp hattımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz. Kampanyamızın detayları ise doğum haritası analizi, 2 yıllık öngör analizi ve doğum saati tespiti hepsi birlikte 1750 TL. Whatsapp hattımızdan bizimle irtibata geçerek bu kampanyamızdan yararlanabilirsiniz. Hadi geçelim burç yorumlarına. Merhaba Boğa burcu ve yükselen burcu Boğa olanlar. Evet arkadaşlar e, ne dedik? 20 derecede Mart, e, 10 Mart'ta gerçekleşecek bir balık burcunda yeni ay var. Öncelikle Mart ayının ilk gündemini bu oluşturacak. Tabii ki e, 20 derecedeki bu e, balık burcundaki yeni ay sizin e, 11. evinizde gerçekleşecek. Öncelikle hayallerinizi taçlandıracak. Belki de e, Uzun zamandır planladığınız, programladığınız, hayalini kurduğunuz bir projeyi hayata geçirmek için oldukça ilham verici fırsatlar karşınıza çıkacak. Ve siz bir anda bir heyecanla kapılacaksınız. Belki bir arkadaşınızın bir teklifi veya onun bir önerisi, işte ortaklık bir projesi gibi yani sizi ilham veren, konuları takip edeceksiniz diyebiliriz aslında 10 Mart ve civarında. Çünkü e, balık burcu hayallerimizin e, burcudur. Biraz daha böyle e, iç dünyamızda gerçekten e, kalben istediğimiz şeyleri fark ettiğimiz bir burçtur. E, buradaki bir yeni ay sizin tabii ki 11. ev hayallerinizin evi olduğundan dolayı böyle e, sanki o hayalinize gidebilmek için bir fırsat e, doğuyor şeklinde gösteriyor. Ama fazla uzun geçmiyor. 25 Mart'ta bir tutulmamız var Terazi Burcu'nda. Terazi Burcu'ndaki tutulma da biraz böyle bu arada 5 derece ve yakınlarında kişisel gezegeniniz varsa bu tutulmadan daha da fazla etkileneceksiniz. Belki maddi, belki manevi, sizi aşağı çeken bir enerji var gibi. Ya da böyle yapmak istediğiniz çok önemli bir proje var. İşte onu hayata geçirmeye çalışıyorsunuz. İşte günlük rutinlerinizin sanki buna engel olduğu bir koşul var, durum var gibi. Umarım sağlık değildir arkadaşlar. Eğer böyle bir probleminiz varsa onu hızlıca... E, yok etmelisiniz şeklinde görünüyor. Eğer sağlıksa bunu hemen tedbirine almalısınız. Yani o hayalinize gidecek koşulları ve şartları sizi durduran enerji sağlığınızsa sağlığınızla ilgili hemen harekete geçmelisiniz. Eğer o değilse de tabii ki e, iş arkadaşlarınız e, veya e, iş yerindeki e, bazı e, otorite figürleri e, belki onu saçma bulabilir, durdurmak isteyebilirler. İşte size çok e, güvenmeyebilirler ilk etap için. E, yani garip, tuhaf bir şekilde e, hayatınızda yapmak istediğiniz, hayallerinize giden bir kapı açıldı. Ama 25 Mart'ta sanki bunu durduran da bir enerji var. Hani aşağı çeken de bir enerji var. Koşullarınızı, şartlarınızı e, hızlıca yenileyin, bu hayalinizin peşinden koşun, orada bir satürn var, hayalleriniz için sorumlu kalın diyor çünkü size e, ve bu hayallerinize giden kapının aslında e, fazla değil, Nisan ayındaki tutulmayla beraber kader o m, ardına kadar aralayacak sanki size... E, cesaretli olmak düşecek. Eğer ne kadar cesaretli olursanız o fırsatı o kadar çabuk yakalayabileceğinize, umduğunuzdan daha büyük bir koşul ve fırsat size sunacağını söyleyebiliriz. Kısacası, eee Boğa burcu biraz temkinlidir. Gözü görmediği zaman yani uzun vadedeki planlarına böyle netlik ister. Netlik olmadığı zaman sanki gayb gibi görür ve somut delil olmadıkça harekete geçmez ama burada somut delili beklememek, acele etmek, planlarını hemen uygulamak zorundasın diyen de bir gökyüzü var. Unutmayın, Koç burcundaki bu tutulmalar sizin 12. evinizde. Biraz böyle ense kökü dediğimiz yerde gerçekleşecek. Hani bütün herkes görüyor onun fırsat olduğunu ama siz farkında değil misiniz gibi. Sürekli arkadaşlarınız, çevreniz size burada bir fırsat var vesaire şeklinde bir cümle kurarken siz onu sanki Yok ya o kadar da abartmayın. Buradan da bu kadar kazanılır mı gibi tepkilerle sürekli bir durdurmaya çalışıyormuşsunuz gibi duruyor. İşte bu konuda biraz çevrenizdeki özellikle arkadaş çevrenizdeki kişilerin söylediği sözlere, cümlelere Biraz itibar edin. Ama sağlığınızla ilgili bu hayalinize gidemeyecek bir koşul, durum varsa mutlaka e, bununla ilgili bir çaba göstermelisiniz. Hemen bir e, doktora gitmelisiniz. Yapılması gereken tetkikleri ve tedavileri hemen uygulamalısınız. Orada çünkü sandığınızdan daha e, büyük bir problem olabilir. E, hızlıca hareket etmek orayı aslında e, hemen düzeltecektir de diyebiliriz. Özellikle dediğim gibi 5 derece ve yakınlarında Terazi burcunda ya da başka e, burçlarda gezegenleriniz varsa mutlaka buradan bir açalacaktır e, ve siz daha çok etkileniyor olacaksınız. E, yine 20 derece ve yakınlarında Balık Burcu e, da bir e, gezegeniniz varsa ya da Akrep'te olabilir, Yengeç'te olabilir, bunlarda bir gezegeniniz varsa üçgen açılarla bunlar sizin hayatınıza direkt adapte olabilir. O yüzden biraz böyle. E, hmm, Büyük pencereden bakmalısınız, arkadaşlarınızın, dostlarınızın, sevdiğiniz insanların sözlerine itibar etmelisiniz ve elin taşın altına koymalısınız. Jüpiter sizin burcunuzda hala devam ediyor seyrine biliyorsunuz. Bir de Uranüs ile de bunun bir kavuşumu olacak arkadaşlar. Bu kavuşum gelmeden önce en azından siz de hızlıca bu hayale itibar ederek biraz böyle altyapınızı kuvvetlendirin. Çünkü çok büyük bir fırsat kapınızı çalmak üzere diyebiliriz. Umarım en iyi şekilde değerlendirsiniz. Hoşçakalın.